Nasıl kabarmış? Bakın. Müthiş. Çok güzel kabardı. Çikolata sosu. Şimdi bunu ters çevireceğim. Ayrı bir kapta. Daha sonra çikolata sosu dökeceğim. Ondan sonra çikolata sosu tamamen böyle aktıktan sonra da şöyle güzel bir pasta şeyim var. Sepetim. Güzel buralarından kilitlendiği zaman böyle taşılabiliyor. Biliyorsunuz zaten. Ondan sonra oraya alacağım. Ve kekimiz hazır. Şöyle güzel. Ay orada da sosisli. Birazdan çünkü kavanoz ver bakalım oluşum. Şöyle güzel kapatalım. Ta-ta-ta-tam. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben bomba gibiyim bu sabah. Sabah saat 7'de kalktım eşimin iş yerinde. İşte iş arkadaşları birlikte ortak kahvaltı düzenlemişler. Alman arkadaşları. Yani Alman iş arkadaşları. Zaten tek Türk Turgut. Turgut'a demişler ki biz her şeyi getirdik sen öyle kahvaltıya gel. Biz demişler her şeyi ayarladık. Senin bir şey getirmen gerek yok. O da yok demiş öyle olmaz. Ben de bir şey getiririm. Demişler ki o zaman kafana göre takıl. Bunu ve bana bunu dün gece saat 12.30'da söyledi. Dedim hani önceden söyleseydin hani dışarıdan ne bileyim şöyle bir değişik bir şeyler alırdık. Her neyse. Ne yaptım şey dedi. Ben de dedim ki hani Almanlar dedim kahvenin yanında keki çok sever. Ben dedim sabah saat hani bir saat erken kalkar. Sana dedim sıcak sıcak şöyle güzel çikolata soslu bir kek yaparım dedim. Aa yapar mısın diyor tövbe estağfurullah. Herhalde yaparım dedim. Niye yapmayayım? Onun için sabah sabah şöyle bir hani kek şeyimiz oldu, maceramız oldu. Her neyse şimdi ben böyle hazırlandım. Nereye gidiyorum? Ben şimdi önce babam bizi alacak. Çocukları annemlere bırakacağım. Çocuklar derken Ömer'le Gülşen'i bırakacağım sadece anneme. Pardon, Mikail ile Ömer'i anneme bırakacağım. Gülşen'le ikimiz de Rabia diye bir kız arkadaşım var. Çok güzel lash lifting yapıyor. Hem kendisi make-up artist, makyaj uzmanı.
Ayrıca türban falan yapıyor. Yani böyle bayağı şey hamarat bir arkadaşım. Okuldan arkadaşım. Sınıf arkadaşımdı. Ondan sonra her neyse onunla bir randevu ayarladık bugün. Sağ olsun bugün benim şu olmayan kirpiklerimi kirpik yapacak ve inşallah bu işte aşağıya düz bakan kirpiklerim inşallah bugünün itibaren şöyle yukarı kalkıp duracaklar. Her neyse babam şimdi gelmek üzeredir. Ben çıkayım çocuklarla. Daha sonra arkadaşın evinden inşallah oradan güzel bir görüntü alacağım sizlere. Hatta bilmiyorum eğer konuşma yapmak isterse lash lifting nedir, nasıl yapılır, nasıl uygulanır onu da anlatır kendisi. Tabii anlatmak isterse olmadı ben öğrenip ben anlatacağım. Öyle. Benimkiler merdivende cılaşıyor. Ben gideyim. Hadi görüşürüz. Bu arada da Gülşen'in duvarından şöyle bir şey alayım dedim. El emeğim. Şu an birkaç işlem yaptı ama ne işlem yaptığını size kendisi anlatacak. Şu an 15 dakikaydı değil mi Rabia? 15 dakika bekleteceğiz aynen. Aynen neler yaptın anlat bakalım. Bunun adı kirpik permesi oluyor arkadaşlar. Kendi kirpikleriniz yukarıya kaldırılıyor bu işlemde. Şimdi şu an zaten ilaçlarını kullandık biz gözde. Biraz bekletmemiz gerekiyor. Kirpikler yukarıya kıvrılma işlemi yapılıyor yani bunda. Arkasından da boya yapabiliriz yani isteğe göre. Rimel sürülmüş efekti veriyor. Yani rimel de sürmenize gerek kalmıyor. Ay inşallah. İnşallah. İnşallah sen yat daha dinle. yani tek tek takılan kirpiklerden değil bu işlem. Yani onun o çok farklı bir işlem oluyor. Burada sırf kendi kirpiklerinizde işlem yapılıyor. Yani çok sorulan sorulardan bir tanesi de hani abdest geçiriyor mu? Ben onu da bir... Aynen öyle valla ben de soracaktım. abdest yani kesinlikle geçiriyor. Araştırabilirsiniz. Ben hep öyle diyorum zaten öyle hani içinde biraz şüphesi olanlara. Yani Özlemciğim geldi ilk defa denedik bakalım. Yani evet. Bunun kalıcılığı da kirpikten kirpiğe çok farklı oluyor. 5 veya 8 hafta arası deniliyor veya daha da fazla. Ama bu işte... Kesin bir şey denilemiyor çünkü herkesin kirpiği çok farklı oluyor. Bazıların kirpikleri çok sert oluyor veya çok dik aşağıya doğru baktığı zaman daha çok inme riski oluyor. Ama kalıcı yani yine de 5-8 hafta arası kalıyor yine de. Böyle çok hafif kirpiklerde de daha uzun kalıyor hatta 3 aya kadar. Benim kirpikler hafif miydi? Seninkiler iyiydi, inatçı değil. Hayır, ben de inatçı değilim de. Karakter analizi de yapılıyor bu ara. yani şey, belli oluyor zaten. Ben hemen soruyorum şöyle yavaştan. İnatçılık var mı biraz alttan? Birazcık var deniliyor. Onlar ilaçları. Böyle bir şey yani, kirpik perması. Evet, ben de uzun zamandır yaptırmak istiyordum ama bu abdest meselesinden geçiyor mu geçmiyor mu diye. En son duydum ki geçiyormuş. Dedim Rabia'yla bir termin yapalım, bir randevu uğraşalım da artık gideyim ben de yaptırayım. Şimdi çok merak ediyorum bakayım sonucu. İnşallah sizlerle de paylaşacağız. Sonucu. Bu arada etrafı göstersene kız Rabia. Allah. O kadar güzel bir çalışma ortamı yapmış ya kendine. Valla geriye öne gidip duruyorum zaten burada. Gidiyorsun değil mi? Valla benlik işler değil. Çok güzel bayıldım ya buraya. Bu işler senlik işler. Bu işler benlik iş değil. Olsun.
sadece kirpik yapmıyor. Make-up artist, yani makyaj uzmanlığı da yapıyor. Çok güzel makyajlar yapıyor. Instagram sayfasını zaten sizlerle açıklamalar kısmında paylaşacağım. Girip Instagram'ına abone olun ve takip etmeyi unutmayın. Çok güzel paylaşımları var. Çok çok sağ ol Özlemciğim. Artık bir de şey de yapıyordum. Kız unuttum. Başörtü. Aynen, o tarafını göster. Çok güzel. Aynı anda da kuaför gibi. Gelinbaşı, nikah, düğün, kına vesaire, artık ne olursa olsun harika başörtüler yapıyor. Tekrar yine Instagram sayfasına girip oradan bakabilirsiniz. Sana da yapalım mı? Sana yasak zaten. Sana yok. Böyle. Böyle işte arkadaşlar. Sorusu olanlar zaten Instagram hesabından özelden ulaşabilirler. Ben o zaman ne yapayım Özlem? Tamam, kapatabilirsin. Aynen. Şöyle gözler kapalı bir el salla bakayım. Bakın. Benimki kirpiklerim hiç kalkmaz. Tabii benim kirpiklerim şimdi çok kısa olduğu için diğer kadınlardaki gibi olmadı. Ama sonuçta kalktı mı? Kalktı. Rimel sürebileceğim mi? Sürebileceğim. Normalde hiçbir şekilde rimel süremiyorum. Sürsem de hiçbir şekilde fayda etmiyor. Böyle aşağı düşüyordum. Ama çok şükür şimdi böyle kirpiklerim kalkık duruyor. Cildim de acayip kötü olmuş ha. Kıpkırmızı. Ay vallahi şu an acayip kendimi böyle değişik hissediyorum. Güzel hissettim. Biz şimdi otobüs durağına geldik. Allah'ım müthiş soğuk var. Kız kirpiklerim ne kadar güzel görünüyor şimdi. Hiç daha önce bende gördünüz mü böyle kirpik? Şimdi 24 saat boyunca su, maske hiçbir şey yapmayacakmışım. Böyle kalacak. Ondan sonra istediğini yapabilirsin dedi. Ah. Kızım biz 226'ya binmeyeceğiz. 225'e öneceğiz. Öyle yani, şimdi gideyim Ömer'i annemlerden alacağım. Gerçi almam da Turgut'un işten çıkış saatine kadar annemlerle otururum. Birazcık anacığımla sohbet ederiz. Ay sürekli kirpiklerime bakasım geliyor. Sağ olsun arkadaşımın elleri dert görmesin. Bütün Instagram... Aynen. Instagram sayfasının linkini zaten atacağım açıklamalar kısmına sizler için. Mutlaka gerçekten bir göz atıp bakmanız lazım. Ve fiyatları gerçekten diğer lash lifting yapanlara göre çok 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 uygun. Çünkü ben bayağı uzun zamandır araştırıyorum ve çok sayfalara mesaj attım, sordum. Hep 50 ile işte 65 euro civarı arasıydı. Ama arkadaşım 30 euroya yapıyor. Boyatmak istersen boyayla birlikte ekstra 5 euro, 35 euro. Ve bu fiyata kesinlikle hiçbir yerde bulamazsınız. Kesinlikle yani hiçbir yerde bulamazsınız bu fiyata. Şimdi ben de düzenli artık her böyle aşağı düştüğünde gelip yaptıracağım. Bana birkaç böyle kirpikleri uzatmak için birkaç serumlar da önerdi. Birazdan bana onları işi bittiği zaman isimlerini yazacak. DM'den almam gerekiyormuş. Drogerie marketten. Onu da aldım ve birazcık şöyle bir uzatmaya bakayım ya kaşlarımı. Ay kirpiklerimi. Böyle arkadaşlar, şimdi otobüs her an gelmek üzeredir. Annemlere gideyim, oradan tekrar selamlaşırım. Tam donmak üzereydik ki otobüs geldi. Ayaklarım, ağzım, burnum dondu vallahi. Şimdi şöyle gidiyoruz. Allah'tan annemlere yakın da 15 dakikada falan annemle olacağız. O zaman kafa mı atalım? Evet, ne yiyoruz biz şimdicik? Turgutcuğum şey getirdi. Kızarmış tavuk. Şöyle soslarımızı da yaptık. Ve yanına hazır böyle makarna salatası almış. Şimdi afiyetle yemek yiyelim. Hangisi böyle? Şu ortadaki. Ömer. Kolay gelsin. Acayip görünüyor. Thank you.
Şimdi Ömer evini hali getirdi. Size onu göstermek istiyorum. Evin haline bakın. O benim tertemiz evimde eser yok şimdi. Izdırap içinde. Izdırap içinde temizlik yapacağım şimdi. Yat kalkma. Senin huzurun. Kız. Evet, Ayva Ayva olalı böyle eziyet görmedi. Ayva üzerinde kaymak, kaymağın üzerinde çikolata sosu, bilmiyorum daha önce böyle yorumlayan oldu mu bunu. Ama çikolata sosuyla yemek istedim. Çok uyku var ya, of. Kalksın şöyle. Hiç uykunu uyut. Niye uykumu uyutayım ya? Her neyse arkadaşlar, ben böyle servis etmek istedim. Çikolata sosum vardı zaten sabahtan. Vallahi çok güzel duruyor. Şu an sabırsızlanıyoruz bunu biz Gülşen'le yemek için. Baba da hiç hani böyle kes tokayı. Evet. Çocuklar uyudu. Turgut'la kendimize birer tane yorgunluk kahvesi yaptım. Şimdi dizimizi izleyeceğiz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.